kök derecelerine eşitleme. Bu videomuzda köklü sayılarda kök dereceleri eşit değil iken iki köklü sayının kök derecelerini nasıl eşitleriz? Bunu konuşacağız. Nerede kullanılacağını da videomuzun sonunda söyleyeceğiz. İleride kullanımı geldiğinde de kullanacağız. Şimdi mesela karekök 2 ve 3. dereceden kök 5. Bunların kök derecelerini eşitleyelim. Şimdi burada ilkinin kök derecesi 2'dir. Bir köklü sayının derecesi yazmıyorsa 2'dir. 2 ve 3. Bu ikisinin katında bir yerde bu iki kök derecelerini eşitleriz. Kök dereceleri 2 ve 3. Bunların katında eşitlenir. Elimizden gelen en küçük katı tercih ederiz tabii ki. Daha büyük katlarında da eşitlenebilir. 2 ve 3'ün ortak katı nedir? 6'dır. Bunların katında eşitlenir. Yani 6'da eşitleyeceğiz bunların ikisini. Bu kök derecesini 6 yapmak için başka bir renk alalım. Bunu 3 ile çarparız. Bu kök derecesini 6 yapmak için de bunu 2 ile çarparız. Fakat bir kök derecesini bir sayı ile çarpıyorsak içerideki bulunan sayının da üssü neyse onu bu çarptığımız sayı ile çarpmalıyız. Bu içerideki sayının üssü yazmıyorsa 1'dir. Bu 1'i de 3 ile çarpmalıyız. Bu 5'in üzerinde üs yazmıyor 1. Onu da 2 ile çarpmalıyız. Kök dereceleri eşitlemenin bütün püf noktası budur. Kök derecelerini hangi sayıda eşitleyeceğimizi belirleyeceğiz ve çarpacağımız sayıları belirleyeceğiz. Ve içerideki sayıların da üslerini o çarptıklarımızla mutlaka çarpmalıyız. Başlayalım. Bu neye eşit olur? 2 üzeri 3, kök derecemiz 6. Bunu da hesaplarsak 6. dereceden 8 olur. Buna gelirsek 2 kere 3 6, 6. dereceden 5 üzeri 2, o da 6. dereceden 25 olur. Ve kök dereceleri eşit olmayan iki köklü sayının kök derecelerini eşit hale getirmiş olduk. Aynı anda 3 tanesini eşitleyelim. Kök kök 5 olsun. Kare kök 3 olsun. Dördüncü dereceden kaç olsun? O da 7 olsun. Kök derecelerini eşitleyiniz. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda öncelikle nerede eşitleyeceğimize karar vermemiz lazım. Bunun kök derecesi 3. Bunun kök derecesi yazmadığı için 2. Bunun kök derecesi 4. 3, 2, 4 bunların katı 12'dir. En küçük katı. 3'ün, 2'nin, 4'ün katı, en küçük katı 12'dir. Yani kök derecelerini 12'de eşitleyeceğiz. Bunu 4 ile çarpmamız lazım. Bunun kök derecesi 2'dir. Bunu 6 ile çarpmamız lazım. Bunun kök derecesi 4. Bunu
3'e çarpmamız lazım. Tabii ki bu çarpmaları yaparken mutlaka içerideki bulunan sayımızın da üstünü çarpmalıyız. Bunun üstü yazmadığı için bu 1'dir. Bunu da 4 ile çarpmalıyız. Bunun üstü 1'dir. Bunu 6 ile çarptığımız için bunu da 6 ile çarpmalıyız. Bunun üstü 1'dir. Bunu 3 ile çarptığımız için bunu da 3 ile çarpmalıyız. Şimdi yapalım işlemlerimizi. 3 kere 4, 12. dereceden 5 üzeri 4 eder. Bunu yapacak olursak 6 kere 2, burada derece yazmayınca 2'dir. 6 kere 2, 12. dereceden 3 üzeri 6. Buna gelirsek 3 kere 4, 12. 12. dereceden 7 üzeri 3'tür. İçerideki sayıları da hesaplayacak olursak bu 12. dereceden 625, bu 12. dereceden 3'ün 6. üssü, 3'ün 5. üssü 243'tür. 729. 7'nin 3. üssü, bu da 343 mi olur? Evet. Ve kök dereceleri aynıdayken bunları eşitlemiş olduk. Ne yaptığımızı son kez konuşup videomuzu noktalayalım. Kök derecelerine bakıp bunların ortak katını belirliyoruz. En küçük ortak katı belirlemek yapacağımız işlem zorluğunu azaltır. Bu belirlediğimiz ortak katta bu dereceleri neyle çarpmamız gerektiğini belirliyoruz. Ama bu çarptığımız sayıyla mutlaka içerideki sayının üstünü de çarpmalıyız. İçerideki sayıda üs yazmıyorsa 1 vardır. Bunu da unutmamalıyız. Bunları çarparak kök derecelerini eşitlemiş oluyoruz. Kök derecelerini eşitlemeyi nerede kullanacağız? İki tane kullanım alanı vardır. Köklü sayıların sıralanmasında, sayıları sıralamada ve kök dereceleri eşit değil iken çarpma ve bölme yapmada kullanılır. Kök dereceleri eşitlemenin en önemli iki kullanım alanı bunlardır. Bunlar dışında başka bir yerde kullanılabilir mi? Soru uydururlar ama bunlar da kullanmak zorundayım. Kök dereceleri eşitleme videomuzu burada noktalıyorum.